6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremin ardından Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından afet bölgesine yardımlar gönderiliyor. Depremin hemen ardından bölgeye giden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını TV41 mikrofonlarına değerlendirdi. Şu anda şöyle bir şey çıktı. Ben onlarla ilgili çok... İstanbul 7-6, 10-16 Silivri açıklarından Marmara Denizi'nden vuracak deniyor. Buraya 6 ettirecek deniyor. Ya bunların hepsi çoğu söyleniyor. Şöyle bir gerçek var. Burada deprem olacak ama bu deprem ne zaman olacak? Kaç şiddetinde olacak? Tek seferde mi kırılır? 2-3 parçada kırılır? Enerji yavaş mı boşalır? Yani bunların hepsi tam bir muamma. Yani bunları sürekli insanların karşısına çıkarıp insanların psikolojisini bozmaya da gerek yok. Ama unutmamak gerekiyor. Sürecimiz var. Bir hazırlık sürecimiz var. Bunu yapacağız. Bunu zaten devlet, kamu kurumları, odalar el birliğiyle bir şekilde biz bunu yapmayı da düşünüyoruz. Çalışmalarımız da şu anda da başladı zaten. Ama şöyle bir şey, yani sürekli insanları işte deprem, evimiz depreme dayanıklı mı gibi psikolojik olarak çok gayet haklılar da şeyleri var, endişeleri var. Bu arada telaşlanıp deprem simsarlarına karşı da uyarıyorum. Yani şu anda bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmemiz için numunelerin alınması lazım, röntgenlerin çekilmesi lazım, o binanın rölevesinin çıkartılıp taşıyıcı sisteminin santim santim boyutlandırılıp bilgisayarda işte programları girilip ve gerekirse zemin etüdü, yani zemin etüdünün de tekrar yapılması lazım. Şu anda duyuyoruz. Mevcut binaların mı? Mevcut binaların, evet. Mevcut depo yapılabiliyor deprem mu? Deprem yapılır, kenarından bulunduğu bölgeden alınabilir. Yani bunlar olmadan verilecek deprem raporlarına hiç kimse inanmasın. Birkaç böyle şey duyduk, işte evinize gelelim, yarım saatte yaparız falan. Bunların hepsi tamamen yalan. Yani Dolandırıcılık bu. uzman mühendislerin görmediği, sizlerin emin olmadığı, hiç yani 5 dakikada depreme ev hazırlanmaz. Şu anda da zaten herkes sükunet içinde sakin olsun. Yani bununla ilgili yönetmelikler, kanunlar, her şey tekrardan belki oluşturulacak. Yani bir şekilde endişelerini ortadan kaldıracağız vatandaşlarımızın. Kocaeli İnşaat Mühendisliği Odası Başkanı Ali Akgün bir uyarıda bulunuyor. Öyle yarım saat, bir saatte konutunuzun depreme dayanıklı olup olmadığı belirlenemez. Bu üçkağıttır, bu dolandırıcılıktır. Sakın ha, halkımız inanmasın. Profesyonel, gerçekten mühendis arkadaşlar var bu konuda. Bunlarla hareket etsin. Resmi makamlarla hareket etsinler. Aksi takdirde iki türlü mağdur olurlar. Hem paraları verir mağdur olur, hem de yarın konutları konusunda yıkılması haline mağdur olurlar diyor. Ahmet Sezgin, TV1 Haber, Gölcük.